Merhaba dostlarım. Bugünkü videoda sizlere FBAR-BC5000 Ultra modelinin uzun kullanımı sonucunda bende oluşturduğu düşünceleri bölüşeceğim, anlatacağım ve aynı zamanda bu ürüne nasıl tekrar likit doldurup tekrar kullanabileceğinizi göstereceğim. Bununla ilgili önceki videoda söz vermiştim, o yüzden gösteriyorum. Öncelikle kısaca bir ürünle ilgili deneyimlerimi anlatayım. Bu ürünü ben alalı, yani kutusunu açıp incelemesini çekili tam olarak 5 gün, işte toplamda 126 saat falan oluyor, yani 5 gün 6 saat civarı ve ürün az önce bitti tam olarak. Yani aslında dünden beridir bir yanık tadı alıyordu ama az önce artık tam olarak içindeki likit bitti. Ben bir açtım. Nasıl açacağımızı özür dilerim. Nasıl açacağımızı, nasıl likitleyeceğimize baktım. Tekrar kapattım video çekmek için. İşte 5 günde bu ürün bitti. Lakin ben bu ürünü gerçekten normalde sigara kullanıyordum da, yani bunu başladıktan sonra sigara kullanmıyorum. Sigara kullanmadan sürekli olarak biraz da nargile içim gibi içtim ve 5. günde bitirdim. Siz normal şekilde tüketirseniz ben açıkçası bir haftayla 10 günü rahat çıkarabileceğini düşünüyorum. Benim kadar tüketmezsiniz yani. Bu süreçte ben bu aromayı tercih ettiğim için bunun ismini yine unuttum aromanın. Yani işte üzüm ve yanlış hatırlamıyorsam bal kavunu olması gerekiyor Türkçe'de bu kelimenin karşılığı. Bu aromayı seçtiğim için yine pişman olmadım. Çünkü gerçekten son ana kadar, yanık tadı gelene kadar aromadan hiçbir şey kaybetmedi bir. Aynı zamanda tat olarak da sürekli böyle insanı baymayan ama tatlı olan bir tadı var. Gerçekten çok sevdim tekrardan. Öncelikle bu aromayı çok gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Bunu söylemiş olayım sizlere. Ürünü yaklaşık olarak 5 gün içerisinde 3 kez şarja taktım. İlk başta 2 gün gitti. Ondan sonra 2 gün gitti ve diğerinde de 1 gün gitti ve bugün zaten yandı. Dün açıkçası ben bu ürünü çok kullandım. Dışarıya çıktığım zaman birkaç arkadaşım da denemek istedi. Onlara da verdim. Bu yüzden açıkçası, yoksa ben normalde yarın da çıkaracağını düşünüyordum. Şarj dediğim gibi, bu şekilde her şarja taktığımda yaklaşık olarak 20 ila 25 dakika kaldı tahmini. Ki bataryaya çok fazla işte, yani doldurmayın dememin sebebi, bataryayı bir süre sonra şarj ettiğinizde eski kapasiteyi gösteremiyor. Mesela ilk başta 2 gün gidiyorsa, çünkü tamamen aynı sürelerde şarj ediyoruz. Daha sonra 1 gün gitmeye başlıyor. Bu şekilde, lakin kullanım süresi boyunca Vozol'da mesela vardı. Bunda olmadı. Dediğim gibi 5 gün hiçbir şekilde yanıkta da gelmedi. Yandı anda bir anda yandı. Vozol mesela ikinci günden yanmaya başlamıştı. Ya, bir hafiften geliyordu tat. Ve aynı zamanda hiçbir şekilde bir likit akma problemiyle karşılaşmadım ben, açıkça söylemek gerekirse. Yani gerçekten bu yönüyle çok kaliteli bir ürün. Ve boğaz vurumu konusunda, yani nikotin konusunda bundan önceki videoda biraz şikayetimi dile getirmiştim. Onu yineliyorum. Lakin boğaz vurumu konusunda fena değil. Yani ortalama bir ürün. Açıkçası ben Vozol'un bu mu dersiniz, bunu tercih ederim ki özellikle dolduracaksanız. Çünkü bunun doldurması çok daha basit. Konuyu uzatmak istemiyorum. Hemen ürünün nasıl dolduracağına geçeyim. Çünkü videonun ana konusu bu aslında. Şimdi ürünü bir kısaca anlatayım. Ürünün doldurmak için şu üst kısmı, kapak kısmı, driptik kısmını çıkarmanız gerekiyor. Bunu çıkarmak aslında mesela Vozol'da çok zordu. Ki kanalda Vozol'un da videosu olması gerekiyor. Bilmiyorum bundan önce mi sonra mı yayınlarım ama. Ona bakarsan onu çıkarmak çok daha zordu. Lakin bunu çıkarmak çok da basit. Gerçekten basit. Çıkarmak için şu kafa kısmını görüyorsunuz burada. Metalin içine geçtiği kısımlar var. Şu kesik olan kısımlar. Buradan bir bıçak yardımıyla, ama bunu arka taraftan yaparsanız sizin için çok daha iyi olur. Çünkü daha sonra kullanımımızda ön taraf dışı olacağı için burada bıçak darbeleri görmek istemezsiniz diye düşünüyorum. Bir bıçak yardımıyla kenarlardan kanırtarak çok rahat bir şekilde çıkarabiliyorsunuz. Zaten kendisi atıyor kendini. Hemen göstereceğim. Şöyle bıçağı alayım. Bakın. Şöyle anlatayım size. Şimdi bunu ortadan çıkarmaya çalışırsanız çok zor olur. Çok zor gelir. Ama onun yerine kenarlardan, özellikle bakın, bunu ben driptik olduğu kenardan yapmanızı öneririm. Tabii bu üründen ürüne değişti ama benim gördüğüm tüm ürünlerde bu kısım biraz daha bıçağın daha rahat girebileceği şekilde oluyor. O yüzden burayı öneriyorum sizlere. Tam bu kısımdan bıçağın şu orta tarafını geçiriyorsunuz. Şöyle. Gözümü çat dedi, geçti zaten. Daha sonra bıçak bu
kısmın içindeyken bıçağı aşağı doğru yapıp ön kısmını itteliyorsunuz dışarıya çıkması için. Biraz daha şöyle yerini değişip yaptığınız zaman, ki bunu ortalara da getireceğim biraz daha açıldıkça, şöyle yaptığınızda zaten neredeyse çıkmış oluyor, ki çıktı da. Şöyle alalım. Bu arada hastayım hala daha, o yüzden özür dilerim yani şey konusunda, bazen öksürebiliyorum, bazen konuşamıyorum. Affınıza sığınıyorum, gerçekten kusuruma bakmayın. Şimdi ürünü biraz ön tarafa çekmemiz gerekiyor. Bunun için sakın direkt olarak buradan çekmeye çalışmayın şu kısımdan. Direkt ürünü elinize alırsınız. Tabii ben bir kere çıkardım çünkü kısmen biraz daha rahat çıkıyor ama direkt koparırsınız. Şu alt kısmını çevirip şarj soketi var. Şarj soketinin bakın videodan görünüyor mu emin değilim ama şu kısımlarında dış, yani için dış tarafında beyaz bir metal kısım var. Oradan bıçakla, yani bunu içine sokmamayı özen göstereyim, bıçakla biraz ittirmeniz gerekiyor bunun aşağıya doğru inmesi için. Çünkü aksi takdirde çektiğinizde direkt ürünlerinizde kalabilir. Biraz çekiyoruz şöyle. Yine buradan biraz daha ittiriyoruz. Bu genelde şeyde mesela Elf Bar'da çok daha kolay çıkıyordu ürünün kendi iç mekanizması. Bunu da ben açıkçası çıkarmayı çok denemedim. Çünkü Elf Bar'ın iç kalitesi daha düşük olduğu için lehimli mesela sarı, bazen de banta yapıştırmalar oluyor alt taraflarda anakartta. O yüzden hiç çıkarmaya gerek yok. Çünkü biliyorum yani ürünün kırılacağını, ki bu ürünü lehimlemekle de açıkçası uğraşacak değilim. Ürünü çıkardığımız zaman şu şekilde, tamamen çıkarmayın dediğim gibi, şu kadar çıksa dışarı zaten yeter. Şu kabağı çıkarıyorsunuz, bakın şu üst filtre gibi olan kısım, bunu çıkarıyorsunuz. Bu arada bunu yaparken bakın, benim eldiven kullanmamın nedeni, sizin de eldiven kullanmanızı öneririm. Nikotin çoğu kişi de hani alerjik reaksiyon gösterebilecek bir madde, ki ben nikotin zehirlenmesi defalarca yaşadım. Çok ciddi taşikardi, kalp çarpıntısı vesaire yaptığı için tekrar yaşama gibi bir düşüncem yok. Çok sıkıntı oluyor çünkü. O yüzden eldiven taktım. Siz de takın ve kesinlikle yüzünüze temas ettirmeyin. İşlem bittikten sonra da elinizi direkt yıkayın. Bugün ben Nasty'nin Red Energy likitini kullanacağım, ki zaten ben bunu tekrar kullanmayacağım, sadece video için gösteriyorum, 2-3 damla dolduracağım. Bu likit de bu arada çok sevdiğim bir likit. Red Bull aroması konusunda en başarılısı bana göre bu. Mesela firmalardan TFA'nın da enerji içeceği aroması var vesaire, ama bunların özellikle bu firmanın likit olarak, yani likit üretiminde kullandıkları aroma çok daha özel ve bu tadı hiçbir şekilde alamıyorsunuz. Gerçekten çok iyi bir aroması var, şöyle göstereyim. Şimdi ürünü elinize aldığımız zaman bir yandan da videoyu kontrol ediyorum, hani otak sorunu var mı yok mu diye. Ürünü elimize alıyoruz şöyle. Bakın şu kapak kısmını çıkarmıştık zaten. Şuradan şu üst taraftan, dediğim gibi ben bunu az önce doldurduğum için şu an içerisinde biraz likit var. Üst taraftan şu şekilde çevirip, kesinlikle bu arada ortasına doğru doldurmayın bunu, kesinlikle ne olursa olsun. Bunu şu bacak kısmı var, gördüğünüz bu kısım. Bunun kenarlarından dolduruyorsunuz ürünü. Şu şekilde bakın, damla damla şöyle dolduruyorsunuz. Gördüğünüz gibi göstereyim. Hatta şöyle göstereyim en iyisi. Biraz dolduruyorsunuz. Yani bunu ama siz eğer tekrardan kullanacaksanız bayağı bir doldurun. Ben kullanmayacağım için çok az doldurdum. Hemen bunu kapağını kapatalım. Kenara alalım. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Doldurduktan sonra bakın zaten İçini çıkarmayın dememin nedeni, bunu tekrar toparlamak biraz sıkıntı oluyor ve aynı zamanda alt tarafı şarj soket kısmı sizin için çok büyük sıkıntı çıkarabilir. Ki zaten görüyorsunuz mesela Elf Bar'da böyle bir şey yoktu ama bunda pamuk kullanılıyor. Çünkü olmadığı zaman bunu öncekilerde denemiştim, batarya içerisinde hareket ediyor. O yüzden hiç çıkarmanızı önermem. Doldurduktan sonra şu şekilde ürünün kapağını, zaten bu şu kısmından bakarsanız gösterebilecek miyim onu, gördüğünüz gibi girintili çıkıntılı bir şey. Bu üst filtre pamuk kısmı üstte kalıyor. Şu şekilde şuraya denk getirip, hatta bunu geri ittiriyorsunuz öncelikle. Daha sonra bunu buraya denk getirip şöyle bir şekilde takıyorsunuz bu kenardaki plastik kısmı. Plastik kısmı taktıktan sonra pamuğu da oturtuyorsunuz ve bu kadar. Bitti. Açıkçası hem bu kadar basit. Tekrardan kapağı alıyorsunuz, ki bu kapağın da zaten tahmin edeceğiniz gibi baja, yani drip tip kısmı bu likit haznesinin olduğu yerin üzerine denk geliyor. Şöyle geri takıyorsunuz, ki takması da zaten bayağı basit. Biraz ittirdiğinizde oturuyor ürün. Bu yani vazolu kıyasla dediğim gibi çok daha kolay bir şekilde girip çıkabilen bir ürün.
Doldurduktan sonra öncelikle bakın tekrar kullanmadan önce bu şekilde birkaç dakika, yani yaklaşık olarak 5 ila 10 dakika civarında beklemeniz gerekiyor. Çünkü siz likidi üstten doldurdunuz. Bu likidin aşağıya doğru akması gerekiyor. Gidip pamuğa ulaşarak daha sonra da işte koaliksin oluşması gerekiyor buharlanması için. Aksi takdirde siz pamuğu kökten yakarsınız. Sakın öyle bir şey yapmayın. Ve aynı zamanda bunu temizlemeden ağzınıza sürmeyin, tekrardan kullanmayın yani. Çünkü dediğim gibi burada nikotin olduğu için, şu an elim benim nikotin olduğu için buraya da dokunuyorum likitli bir şekilde. Ve bu sizin için çok ciddi sıkıntılar çıkarabilir. Önermiyorum böyle bir şey yapmayı. Bu ürünü de bir kez doldurduktan sonra çok rica ediyorum. Biliyorum hani fiyatlar çok yüksek, sürekli alamıyorsunuz vesaire, ama bir kere doldurduktan sonra mümkünse bu ürünü tekrar doldurmayın. Çok büyük sıkıntılar yaratır sizler için. Bunu istemeyiz tabii ki. Sağlık her şeyden önce gelir. Hiçbir şeyle satın alınamayacak bir şey sağlık. Bir kere doldurduktan sonra tekrar doldurup kullanmamanızı öneririm. Bu şekilde tabii ben bu ürünü tekrar deneyeceğim ki az önce doldurup denedim. Yine bir şekilde efekt alıyorsunuz ama tabii ki ilk baştaki efekt değil. Ve aynı zamanda şu an maalesef videoda buhar performansını gösteremiyorum. Çünkü YouTube sıkıntı çıkarıyor böyle bir şey yaptığımda. Yani duman, video duman olduğu zaman işte yaş kısıtlaması vesaire geliyor videoya. Ve aynı zamanda önerilmemeye başlıyor ana sayfalarda vesaire. O yüzden yapmıyorum, kusuruma bakmayın. Bu şekilde gayet basit, gayet kolay bir şekilde ürünü tekrar doldurabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinize. Kanalımı takipte kalabilirsiniz. Çok rica ediyorum videoyu beğenmenizi. Çünkü mesela önceki videolarda 250 izlenme var, lakin sadece 4 tane beğeni var. Bu benim YouTube'a karşı, hani benim kanalımın nasıl desem, ratingini düşürüyor ve kanalım önerilmemeye başlıyor. Bu benim için iyi bir şey değil. Önümüzdeki videolarda da gördüğünüz Elfbar TE5000 modelinin incelemesi gelecek. Şu an bildiğim kadarıyla Türkiye'de yok ama yakın zamanda gelecektir. Ben daha ürün gelmeden incelemesini sizler için çekeceğim. Dediğim gibi kanalımı takipte kalabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum.